Evet arkadaşlar, şimdi arka lastiğimiz takıldı. Gel gösterelim arka lastiğimizi. Arka lastiğimizin yanağı takıldı. Şu şekilde arkadaşlar. Öbür yan taraftan göster bir de şöyle dönelim. Geçiyoruz. Ön lastiğe geçmeden önce anlatmıştım ya arkadaşlar, bak şu küçük mini mini bıyıklar var, bak şunlar. Bu bıyıkları almazsak yanağımız bir müddet sonra çatlıyor arkadaşlar. Bu bıyıklar rüzgarın hızıyla, motorun hızıyla yanağı parçalıyor. Onun için şunları kelpetenle, yan keskiyle, maket bıçağıyla şu çıkıntıları yok ediyoruz. Bu iş aceleye gelen bir iş değil. Aksesuar işi zaman alan bir iş olduğu için arkadaşlar genelde atölye ortamında zor yapılıyor. Çünkü diğer işleriniz kalır. Bunları boşluklarda, boş zamanlarda kendiniz uğraşabilirsiniz diye size gösteriyorum. Ama uğraşamazsanız da buna lastik sökme takma işçiliği ilave ediliyor arkadaşlar. Hani yanak ucuz bir şey gibi düşünürsünüz ama işte işçiliği kötü arkadaşlar, yani söküyoruz, takıyoruz. Ha lastik söküp takmışız, ha yanak söküp takmışız. Aynı yani, fark eden bir şey yok. Ondan dolayı yanak takma işlemi deyip geçmeyin. Lastik sökme takma işçiliği biliyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Bıyıkları böyle temizliyoruz. Şu şekilde. Evet, biraz sonra takacağız. Kapağımızın arkasını şöyle iğneye değdiğimiz zaman havasını indirir arkadaşlar. Bunu bilmiyorum, biliyorum muydum? Bak şu şekilde. Fısıltıyı duyuyoruz. Bu şekilde iniyor. Bak arkadaşlar, ön lastiğimizin havasını da indirdik. İğneleri çıkarmıyoruz arkadaşlar. Lastiğimizin havasını şöyle sivobun kapağıyla indirdik. Islattık. Yanağımız şu şekilde duracak. Görüntü şu şekilde olacak. Şu alt kısımla etmeyelim. Alt kısımla üst kısma şöyle kaydırmış alıyoruz. Burada da yine aynı şekilde şöyle bir kenarı elimizle hafiften zorluyoruz elimizle. Başlangıç noktası seçeceğiz kendimize. Ondan sonra şöyle tokmağımızı taslayalım. Lastik tokmak şart arkadaşlar. Şimdi yakaladık. Şöyle çevirerek. Fazla hızlı durmuyoruz. Yanağımızı kırarız. Şu şekilde. Bu yanak takma işlemi universal bir bilgidir arkadaşlar. Diğer marka modellerde, YBR'de, CBF'de, bütün motorlarda, Honda'da, Vespa'da, Piaggio'da, Yamaha'da, Kinko'da hepsinde kullanabilirsiniz. Çin'de, Çan'da, Çun'da, Mondial'da, Zondial'da arkadaşlar. Her şeyde kullanabilirsiniz. Yalnız zannetmeyin ki sadece TCX'e has bir yanak takma değil. Yani yapılan işlem diğer marka modellere de uyarlanabilir. Bunun da arka tarafının bıyıklarını almıştık. Tekrar sabunumuzu sürüyoruz. Burada hafif bir riskimiz var ya, bakalım ne olacak. Çünkü lastikte cam çapı biraz kısa. Yanak biraz dışa dağılacak. Muhtemelen belli bir hızdan sonra yanağımız paramparçık olabilir. Arka lastiğe çok güzel oldu da şurada keşke biraz daha kısa olsaydı diye düşünüyorum. Acaba takmadan önce maket bıçağıyla biz mi kısaltsak veya makasla şöyle alsak diye de bir düşüncem var ya. Ama işte yüzünlüğünü veremeyiz. Çünkü niye diyeceksiniz. Şöyle baktığımız zaman böyle gerçi bir sıkıntı yok. Tam içine geçmiş. Şöyle açılır mı, katlanır mı diye düşünmüştüm dedim. Öyle bir şey de olacak gibi değil. Bunu da aynı şekilde
yeni bir noktayı yakaladık. Yakaladığımız noktaya şöyle vurduk. Devamını, akabini getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Şöyle. Şimdi bir de basınçlı hava vuracağız arkadaşlar. Havayı da vurduğumuzda tamamen kendine yer yapacak ama havayı vurmadan önce şu çizgileri canta sıfır noktasına bakıyoruz şu şekilde. Çünkü sonradan sıkıntı yaşamamak için. Evet, çok güzel oturdu. Şimdi şu tarafa geçtik. Tekrar vurduk, oturdu. Burada ne yapıyorduk? Hava basıncını uygulayacağız. Hava basıncı için biz mini kompresör kullanıyoruz. Siz benzinlikle de şişirebilirsiniz. Her türlü şişirebiliriz. Evet, bir 35-40 hava basıp basıncı dengeleyeceğiz arkadaşlar. Geçiyoruz. Takalım. Lastiğimizi. Bir de ondan sonra gösterelim. Hedix freni tutmuyor diyen arkadaşlar vardı. Şimdi onunla alakalı bir fren denemesi yapalım. Hadi bak Hedix gerekiyor mu? Gerekmiyor.
yani ABS gerektirmeyebilir. Ürün kullanma bağlı. Bunun adına